Etin baharatla buluştuğu doyumsuz tat, kalite ve lezzetiyle hafızalara kazınan marka Cumhuriyet Sucukları, Kanal 3'te sabah programını sunar. Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Ben Pınar Akarsu. 14 Mart Perşembe saatler 8'i gösterdi. Kanal 3 ekranlarında Kanal 3'te sabahta canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Hemen Türkiye gündemi başlıklarımıza başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Peki onlar ittifaklarını ne etrafında kurdular? Bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticileri açık çekimleri desteklediklerini ifade ediyorlar. CHP'ye sorsanız böyle bir ittifak yok diyor. Adı iyi ama kendisi karışık bir parti var. Ona sorsanız zaten külliyen reddediyor. Kendilerini inkar pahasına bu ittifakta yer alan saadetçilere sorsanız onlar da kabul etmez. Ama tüm bu partilerin belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün mensuplarının aday olarak gösterildiğini oralarda yaşayan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hemen bulunduğumuz yerden sorgulamaya başlayalım. Göl başında CHP'nin adayı var mı? Yok. Göl başında HDP'nin adayı var mı? Onun da yok. Peki kimin adayı var? Sözde İYİ Parti'nin adayı var. Demek ki bu aday hepsinin ortak adayı. Aynı soruyu Büyükşehir için soruyorum. Büyükşehir'de HDP'nin adayı var mı? Var mı? Büyükşehir'de sözde İYİ Parti'nin adayı var mı? Yok. Büyükşehir'de CHP'nin adayı kim? Hepsinin de ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken hala laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz Çukur olaylarından sonra bölücü örgütün emrine giren tüm belediye başkanlarını biliyorsunuz görevden aldık. Onları görevden aldıktan sonra Güneydoğu, Doğu Anadolu, bütün buralar şimdi pırıl pırıl oldu. Ayağa kalktı. Şimdi bunlar kimi yerde CHP, kimi yerde İYİ Parti, kimi yerde Saadet üzerinden terör örgütü yandaşlarını belediyelere sızdırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyuna inşallah izin vermeyecek. Ankaralı bu alavere dalavereye müsaade etmeyecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Pursaklar'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i hedef aldı ve Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Erdoğan konuşmasında Netanyahu kendine gel kendine, sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin ifadelerine yer verdi. Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklarda İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan İsrail'in başındaki o soyguncu şu anda kendi ülkesinde yargılanıyor. Neyden yargılanıyor Netanyahu ve karısı?
soygundan, suistimalden. Bu adam şimdi oradan diyor ki Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan diyor bize ders vermesin. Ey Netanyahu, sen kendine gel, kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den 70'e binlerce, on binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, sadece bizim değil, aynı zamanda Hristiyanların, Kubbetü's-Sahra, Harem-i Şerif, buralar bizim için kutsal. Ve postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Bak, biz bu ülkede hiçbir Museviye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, o ayrı mesele. Ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bizlere unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz, ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü's-Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Zaten Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor. İsrail'in başbakanı Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor. Biz bu sosyal medya fedailerini muhatap alacak değiliz. Filistin halkının haklarını ve Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Kırklar elinde bir otelde sivil toplum kuruluşları, esnaf odalarının temsilcileri, muhtarlar ve sendika temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yaptığı konuşmada ülkeyi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hep birlikte huzur içerisinde yönetmek istediklerini söyledi. Sürekli söyleniyor. Türkiye'nin beka sorunu var. Osmanlı niye battı? 600 yıllık bir Osmanlı niye battı? Dünyaya egemen olan Osmanlı niye battı? Her yerde sözü geçen bir Osmanlı niye battı? Üretimden koparıldığı için. Bilimden, teknolojiden koparıldığı için. Ne diyor ozanımız? Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu diyor. Sen yalın kılıç gidiyorsun, adam 500 metreden seni indiriyor. Demek ki neymiş? Akıl, mantık ve üretim. Ve bilgi, ve birikim. Bundan bir toplumu koparırsanız beka sorunu başlar. Beka sorunumuz var. Kim yarattı? Kim yarattı beka sorunu? Beka sorununu kim yaratır? Esnaf yaratmaz herhalde. Çiftçi hiç yaratmaz. Emekli yaratmaz. Taşeron işçisi yaratmaz. Sendikacı yaratmaz. Esnaf yaratmaz. Kim yaratır beka sorununu? Kim? Ülkeyi yönetenler. Ülkeyi yönetenler yaratırlar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye'nin kurtulması lazım buradan. Nasıl kurtulacağız? Nasıl çıkacağız? Üreterek çıkacağız. Üretirseniz güçlü olursunuz. Üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Üretip malınızı bütün dünyaya gönderirseniz, herkes Türk malı diye damgasını gördüğü zaman Türkiye'nin değerini, kıymetini ve
büyüklüğünü anla. Yarın sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Sizden sadece bir şey istiyorum. Bunu anlatmanızı da istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın, o kadar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Trakya'nın güzel şehirlerinden Anadolu'ya birlikte yaşama sevinci yayan, çalışkan, Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı Kırklareli'nde olmanın sevinç ve onurunu yaşadığını söyledi. Biz hepimiz bir arada huzur içinde yaşamalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, boylarımız farklı olabilir, göz renklerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz bayrağımızın altında onurla ve gururla yaşamak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir iş değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bütün bunları benimsemek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, koltuğa bağlı olmak anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, ben vazgeçilmezim anlamına gelmez. Ben vazgeçilmez, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Altını özenle çiziyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bunu soruyorlar. Amerika'da birisi kalkıyor, ben vazgeçilmezim diyor. Ona Amerikalı bir siyasetçi şunu söylüyor. Kim dedi size vazgeçilmez olduğunuzu? Amerikan mezarları vazgeçilmez adamlarla doludur diye. Dolayısıyla hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bir kişi gelebilir, partimize hizmet verebilir. Ama kendisini bir süre sonra neden beni belediye başkanı yapmadınız? Hangi gerekçeyle yapmadınız? Ben şimdi partimden istifa ediyorum. Avrupa buraya çok yakın. Sık sık Avrupa'ya gidip gelmeyecek. Yani kendisine söyledim. Sivil toplum örgütleriyle sabah bir aradaydık, orada da ifade ettim. Belediye başkanı eğer vakti olursa gidecek, bir kasap arkadaşımızın çayını içecek. Manavın çayını içecek. Eşiyle beraber bir ev ziyaretine gidecek. Bir sohbet yapacak. Bir fakirin evine gidecek. Çocuğun derdi varsa çocuğun derdiyle ilgilenecek. Dolayısıyla gideyim Bulgaristan'a, gideyim Avrupa'ya, oralarda biraz keyif çatayım. Olmaz. Olmaz. Evet, gazete öşlerine çıkan başlıklara bir bakalım. Sürmanşette Kocatepe'yi tozlu yollardan kurtardık başlığı yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar Belediyesi ziyaretinde konuşan Başkan Çoban, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun destekleri ve belediye imkanlarıyla Zafer Yolu ile Kocatepe'yi çamurlu tozlu yollardan kurtardık dedi. Ve Bakan Akar'dan Eroğlu'na övgü. AK Parti Başkanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu'ndan övgüyle söz etti. Ne gerekiyorsa yapacağız başlığı da yer almış. Bolvadin ilçesindeki alkaloid fabrikasını ziyaret eden MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, fabrikanın Bolvadin ilçesinin ekonomisine, istihdamına katkı sağladığını da belirtti. Çay'da ise çözülmedik sorun kalmayacak. Birlikte temiz yönetim başlığı da yer alıyor sürmanşetinde gazete 3'ün. Bakalım manşete. Komutandan yeşil ışık. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün Afyonkarahisar'daki askeri havaalanı sivil uçuşlara açabileceklerini söylediğini belirterek, komutanımızın teklifini biz de milletvekilleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımıza ileteceğiz. Havaalanının sivil uçuşlara açılması Afyonkarahisar'a ayrı bir değer katacak dedi. Afyonkarahisar'a değer katacağız. AK Parti Belediye Başkanı adayı Mehmet Zeybek ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Karşıyaka, Sayıpata ve Yenice Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Adaylarımız 10 yıllık çalışacak. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ise Bolvadin ve Çay seçim bürolarını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı kent bilimci Fatih Çetinkaya, üretken belediyecilik anlayışıyla Afyonkarahisar'a hizmet edeceklerini de söyledi ve doktorluk kutsal bir meslek. ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Serteser mesajında
İnsan sağlığına verdikleri değer ve ilgiden dolayı gece gündüz demeden bu kutsal vazifeyi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlar, sağlık çalışanlarına yönelik olarak yaşanan saldırı ve diğer olumsuzlukların son bulmasını temenni ederim, dedi. Oyuna gelmeyelim. İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ise sosyal medya üzerindeki bazı hesaplar üzerinden kendisine yönelik olarak iftira ve karalama kampanyası yapıldığını ifade ederek genel başkanların gerginlikleri bizleri etkilememeli, tabanda da şahsi çıkarlar için bizleri birbirimize düşürmeye çalışan insanlar var, onların oyunlarına gelmeyelim, dedi. Ve protokol Tıp Bayramı'nı kutladı başlıkları da yine Gazete 3'ün ilk sayfasında yer alan ayrıntılarda aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim bir kez daha. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisince Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve HDP ile zillette buluşmakla kalmadığını, aynı zamanda vahim bir yalan koalisyonu kurduğunu söyledi. Bunların birlikte yalan şantiyesi işletip yalan rüzgara esirdiklerini aktaran Bahçeli, Şıracı'nın şahidinin bozacı olduğunu söyledi. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını %68'e çıkması mı seni üzüyor? Bu mu uykularını kaçırıyor? Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor? Bir defa Sakarya'da kurulan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne ait olan tank ve palet fabrikası satılmadı. Yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Satış yokken var diye çığlık atmak yalancılığın danışkasıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısıydı. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki Aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır. Yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İnsanı yalan kadar alçaltan bir şey yoktur. CHP yönetimi aşağıların aşağısına çakılmıştır. İp aynı yolun yolcusudur. Yalan umut hırsızlığıdır, vicdan cinayetidir, günahkarlıktır. Yalan varsa güven yoktur, huzur yoktur, sadakat yoktur. Bu CHP'de güven kalmamıştır, bu CHP'de huzur kalmamıştır, bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet ittifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor ama kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Zillet ittifakı milli varlığımızı baltalıyor. Ama her balta darbesi kendilerine değecek. Şimdi size soruyorum. PKK ve HDP ile yan yana duran CHP ve İP'e sandıkta ceza kesecek misiniz? Zilletin bedelini ödettirecek misiniz? Zillete dünyayı dar edecek misiniz? Kırıkkale'yi MHP'ye verecek misiniz? İşte bu evetler 31 Mart'ın müjdesidir. İşte bu evetler 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir. Zillet ittifakı çamurdur, çürümedir, çukurdur, çözülmedir, çarpıklıktır. Buna karşılık Cumhur İttifakı helaldir, hakikattir, millidir, samimidir, adam gibi adam olanların kutlu bir beraberliğidir. İki şey aklın eksikliğine işaret ve delalet eder.
susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Gün konuşma vaktidir, gün maskeleri indirme günüdür. Kırıkkale inanıyorum ki zillete düşmeyecektir. Biz vatan diyoruz, bunlar patates diyor. Biz bayrak diyoruz, bunlar patlıcan diyor. Biz beka diyoruz, bunlar soğan cücüğünü algılıyor. Vatanı kaybedersek yiyecek ekmeğimiz olmaz diyoruz. Bunlar YPG bize mi saldıracak diye alay ediyor. Zilletin tavır ve davranışı tam manasıyla husumettir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli konuşmasında Zillet İttifakı'nın yürüyüşü kaosa doğrudur ifadelerine yer verdi. Türkiye'ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur. Siz söyleyiniz, yalancılara, zillete düşenlere, ihanet edenlere haddini bildirecek misiniz? Ezanımızı ıslıklayıp Kürdistan çağrısı yapanları sandığa gömecek misiniz? Milli bekamıza sahip ve arka çıkacak mısınız? Belaya sur çekip Çankırı'nın başından defedecek misiniz? İşte aradığımız cevap budur. Çankırı'ya yakışan da budur. Çankırılı diz çökmez, millete, zillete tamam demez. CHP'yi, ipi, HDP'yi öne katıp kaçtığı yere kadar kovalar. Korkuları bundandır. Telaşları bu yüzdendir. İftiralarının ve vicdansızlıklarının altında yatan asıl neden de budur. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Zillet İttifakı'nın yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız yalana, dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ipine, HDP'sine karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı en samimi ve en saf duygularla mukaddesatına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır. Cumhur İttifakı tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır. Bu ittifak binlerce sene önce Orhun'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Nitekim Cumhur İttifakı Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar işbirlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir. Hem vallahi hem billahi her adımızda da biraz daha kaçacaklardır. Her adımımıza saklanacak delik arayacaklardır. Zillet ittifakına tahammül edemeyiz. Cumhurla cumhuriyetin kucaklaşmasına ket vuramayız. Cumhur İttifakı daha mutlu, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına ilerleyiştir. Beka ve birlik içinde hayatın hedefidir.
Evet, Odak Gazetesi'nde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sürmanşetine bakalım. Doğum gününde 3 müjde birden. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte ilimize gerçekleştirdiği ziyarette Afyonkarahisar'ı yakından ilgilendiren 3 konuda müjdeli haberler verdi. Birincisi, garnizon komutanlığı arazisi Millet Bahçesi olacak ve ikincisi Afyonkarahisar'a Acemi Birliği kurulacak. Üçüncüsü ise asgari fabrika daha da geliştirilecek. Manşete bakalım Odak'ta. Belediyecilik dokunmaktır başlığı yer almış. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Kent Bilimci Fatih Çetinkaya. Üretken belediyecilik anlayışıyla Afyonkarahisar'a nasıl hizmet edeceklerini söyledi ve Çetinkaya, belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır dedi. Eroğlu'nu bilmeyen yoktur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'sa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret etti. Partilerle bir araya geldi Bakan Akar ve Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan övgüyle söz etti. Zeybek'le marka şehir olacağız. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyon Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu Afyonkarahisar Ege'nin yıldızı olacak demiştik, oldu. Şimdi Türkiye'nin marka şehri olacak. Bunun olması için Zeybek'in belediye başkanı olması lazım dedi. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte düzenlenen yemeğe katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yiğit ve fedakar evlatların ülkemiz ve milletimiz için, bizler için yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıklar hiçbir zaman unutulmayacaktır dedi. Ve jandarma affetmiyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezi, Sandıklı ve Çayırçeleri'nde hırsızlık suçlarına karışan şahıslar hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Evet, Odak Gazetesi'nden de başlıkları ve ayrıntıları aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim bir kez daha. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra partisinin kent merkezindeki il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bu seçimler, 31 Mart'ta yapılacak bu seçimler yerel seçimdir. Yani Erzurum'u, İlçelerini yönetecek adayları seçeceksiniz. Bu insanların, bu adayların başta Mahmut Başkanım olmak üzere hangi siyasi partiden aday olurlarsa olsunlar, projelerinin, hizmet anlayışlarının ve Erzurum'a yapacakları hizmetlerin yarıştığı, rekabet ettiği bir seçim olması gerekirken Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyor gibiyiz. Benim değerli kardeşlerimden ricamdır, istirhamımdır. Allah aşkına siz tepelerde siyasetçilerin oluşturduğu bu ayrıştırıcı dile prim vermeyin. 1 Nisan'dan sonra elbette Mahmut Başkan'ın kazanmasını çok istiyorum ve Mahmut Başkan'ın da kazanacağına inanıyorum. Mahmut Başkanım 99'da sizlerin tercihiyle belediye başkanı seçildi. Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Bundan sonra dün yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da teminatıdır. Çalmayacaktır, çaldırmayacaktır. Yandaşlara kayırmacılık yapmayacaktır. Akrabalarını bir yerlere getirmeyecektir. Hukuksuz, adaletsiz davranmayacaktır. İsraf etmeyecektir. Ve maalesef Erzurum'umuzla ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin mecliste gündeme getirdiği pek çok vahim eksiklik var. Bu İYİ Parti olarak bunlara dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bizim açımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız kardeşimizdir. Candan ileridirler. Bu bir rekabettir. Hizmetin yarıştığı bir rekabettir. Elbette İYİ Parti'nin adaylarına ve başta Mahmut Başkan olmak üzere bizim adaylarımıza Erzurumlu kardeşlerimin oyunu istemek, onun teveccühünü istemek için buradayım. Ama bunu yaparken başka alanlara iftira atmanın, sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir Türkiye olduğumuzu, bir ülke olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum.
Evet, partisinin Erzurum Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından davul zurna ile karşılandı. Keşke adayların, belediye başkanı adaylarının projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı, onlar üzerinden rekabet olsaydı. Samimiyetle bir şey söylüyorum. Şuradan gelirken gördüm. Ya her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de bir iki tanesine ayıp olmasın diye asmışlar. Ama zaten hiç asılması bile gerekmiyordu. Ben seçilmeyeceğim ki. Mahmut Uykusuz seçilecek. Yanında kuş yoktu, ben vardım. Sen zora düştüğün zaman başka bir siyasi partide olmama rağmen demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında duran bendim. Şimdi beni affettirmeye çalışıyorsun. Yapmayın ya, şu yuvlanıyor kardeşim. Bak, adamın istediğine uyuyorsunuz. Niye yuvlayacağınız? Gereğini yapın, çekin kulağı bırakın. Allah Allah. Çekin kulağı bırakın. Şimdi sonuç itibariyle ne olacak? Bak, televizyonda dedi ya, benden için. Ve yüzünde böyle yaptı. O benim ne olduğumu iyi bilir. Doğru, çok iyi bilirim. Gerçekten iyi bilirim, onun için ne yapacağını söyleyeyim. Çektiniz mi kulağı? Çektiniz. Mahmut Uykusuz'la Canan'cığım seçildi mi? Seçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında CHP ve İYİ Parti, HDP ve onun arkasındaki PKK'ya sarılmıştır dedi. Türkiye'de çok sayılan ibadet yerleri var. Biz işte Akdamar'da Ermeni Kilisesi'ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul'da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Bulgaristan, Bulgar Kilisesi var, Ortodoks Kilisesi, Demir Lise dediğimiz, onu restore ettik, açtık. Edirne'de sinagog aynı şekilde restore edildi, açıldı, ibadete açıldı. Biz kendimize güveniyoruz, inancımız. Efendim, ikinci saatimizle devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bulmakta. Hemen takdim edeceğim sizlere. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekim Yardımcısı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Çileker hocamız bizimle birlikte. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız hocam? İyiyiz. Biraz heyecanlıyım bu sefer. Hep sunucu olarak burada oluyordum da bu sefer konuk olarak olunca insan nasıl heyecanlıymış. Nasıl bir duygu hocam? Güzel, değişik bir duygu. Tıp bayramınızı kutluyoruz bizler de sizin. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım istiyoruz. Daha sonrasında tıp bayramı tarihçesine değinmek istiyoruz. Tamam. Ben Murat Çileker, Eskişehir ihtisaslıyım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Eskişehir'de ihtisasım, genel cerrahi ihtisasımı tamamladıktan sonra farklı illerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışıp en son işte 4 sene kadar bir Eskişehir'de yöneticilik ve idarecilik yapıp ardından da Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne geldim. İşte yaklaşık da bir 6 ay kadar önce Afyon Karahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi ikiye bölündü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak devam ediyoruz şu anda. Evet. 6 aydır da hem başhekim yardımcılığı hem de genel cerrahi anabilim dalının öğretim üyesi olarak burada görevime devam ediyorum. Çok güzel. Afyonlu, yarı Afyonlu olduk diyebilirim. Yani. Evet, peki hocam. Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı tarihini dinlemek istiyoruz sizden. Neden 14 Mart günü kutlanıyor? Şimdi şöyle, Türkiye eski Osmanlı döneminde 14 Mart 1827 II. Mahmut döneminde hekimbaşımın önerisiyle bir tıbbiyeyi, yanlış söylemeyeyim, tıphane-i amire ile cerrahane-i amire adı altında ilk tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Ve 14 Mart bu yüzden tercih ediliyor. İlk kutlanması da yine
1919 yılında 14 Mart'ta ülkemiz işgal altındaydı o zaman tabii biliyorsunuz. Yine Önder Boran, Hikmet Boran adına bir tıbbiye 3. sınıf öğrencisinin önderliğinde işgale direniş hareketi, Türk bayrağı asılarak bir direniş hareketi başlanıyor. O tarihten günümüze kadar da 14 Mart tıp bayramı olarak kutlanıyor. 1976 yılından sonra da sadece bir gün değil bir hafta olarak kutlanmaya başlıyor. Bu dünyanın farklı ülkelerinde de böyle. Mesela Hindistan'da da ünlü bir doktor var. Mesela onun ölüm ve doğum günü olan 1 Temmuz. Amerika'da da 30 Mart doktorlar günü olarak kutlanıyor. Ha, farklı tarihlerde kutlanıyor tabii. Dünyada da. Peki efendim. Şimdi siz nereden mezunsunuz diye bir soralım. Osman Gazi miydi Eskişehir, hocam? Osman Gazi Üniversitesi. Osman Gazi Üniversitesi'nden mezunuz. Hayalinizi kurduğunuz meslek miydi doktorluk hocam? Evet. Yani, birazcık hani doktorluk üzerine konuşalım. Tıp bayramı. Yani küçüklüğümden beri iki şey istiyordum. Herhalde biraz da heyecanı seviyorum herhalde. Ya pilot olmak ya doktor olmaktı. Hı hı. Doktor oldum. Çok da mutluyum. Yine de olsam yeniden olurum herhalde. Hocam hem zeki olmak gerekiyor doktor olmak için herhalde hem de birazcık daha böyle cesaretli olmak gerekiyor. İşte kan tutmaması lazım, biraz daha serin kanlı olmak lazım herhalde. Benim yapabileceğim meslek dalları arasında değildi mesela. Yani herkese yani, göre değişebiliyor aslında. Evet. Bence öncelikle zekadan veya cesaretten ziyade öncelikle sevmek gerekiyor. Hı hı. Yani en önemlisi şey hayatta insanın yaptığı, benim hayat prensibim eşini ve işini çok sevmeli hı hı. insan. Ben hakikaten eşime de işime de aşığım. O yüzden çünkü bu şevk, tutku aynı zamanda başarıyı da getiriyor. Kesinlikle hocam. O zaman da hastalarınıza da kendi yakınlarınızmış gibi itinayla, özveriyle yaklaşabiliyorsunuz. Hı hı. Bunu hastalar da hissediyor zaten. Hastalar hissettiği zaman her şey çok güzel oluyor. Ailelerin genelde istediği şeydir aslında değil mi hocam? Yani büyüklerin, anne ve babanın işte oğlum ya da kızım doktor olsun, öğretmen olsun, avukat olsun. Genelde hep bunlar söylenmiş. Tabii yani bu toplumuza mal edilmiş meslek. Evet. Saygınlığı güzel bir meslek. Evet. Aynı zamanda da... Ve can kurtarıyorsunuz. Güzel bir şey aslında. Tabii, hayata döndürüyorsunuz. Aynen öyle. Sosyokültürel getirileri de çok kötü olmayan bir meslek. Bu yüzden küçüklüğümüzden beri işte ne olmak istersin? Doktor, işte dediğimiz gibi mühendis. Böyle bu şekilde giderdi. Yani mutluyum ben şu anda çok. Ne güzel hocam. Peki şimdi zorlukları mutlaka var mesleğinizin iyi tarafları olduğu gibi ve son dönemde işte duyuyoruz. Şiddet olayları yaşanabiliyor maalesef hocam. Ona değinecek olursak zorlukları ve bu şiddet olaylarıyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi başta da söylemiştim. En başında işimizi sevmek ve işimizi aşkla yapmak gerekiyor. Hı hı. Hakikaten zorlukları çok fazla. Ne kadar zorluğu fazlaysa da ama güzelliği de bir o kadar fazla. Zorluğu neler? Gerçekten çok zorlu bir 6 yıllık eğitim, üzerine bir 4-5 sene ihtisas eğitimi. Yani gençliğinizin en güzel yılları ve devamlı evet. kitap başında, nöbetlerde geçiyor. Ondan sonra yani hiçbir meslek hayatında insanlar trafik ışığında kırmızı ışıkta uyuyakalmaz. Yani biz bunları yaşadık. Nöbetten çıktığımızda trafikte kırmızı ışıkta uyuyakaldığımızda polis gelip bizi uyandırdığını iyi misiniz dediğini. Evet. Bunları gördük. Yoğunluk. Tabii son zamanlarda daha sonra mecbur hizmetler oluyor, daha sonra görevler oluyor ve okuma ve interaktif eğitim hiç bitmiyor. Çünkü tıbbiyede demek, hekimlik demek bir usta-çırak ilişkisidir. Bunun en güzel yönü de budur. Bir önceki dönem, sonraki dönemi eğitir. Sadece okuyarak ya da izleyerek olmaz. Sürekli bilgilerinizi tazelemeniz gerekiyor. Tabii kesinlikle zorluklarından, en önemli zorluklarından bir tanesi de bunun bir yaşam biçimi olması. Hı-hı. Yani ben Hipokrat'ın bir sözüyle, tıp bir sanattır diyor. Tüm zorlukları içinde barındıran ama en önemlisi de insanlığı en fazla barındıran bir sanat. Bana kalırsa da bir yaşam biçimi. Neden güzel ve önemli bir meslek? Bence hayatta en önemli şey can. Yani size sorsam ben bana neyinizi vermek istemezsiniz? Evet. Arabayı istesem verirsiniz belki. Evinizi istesem verirsiniz. Veya başka bir şey istesem verirsiniz. Ama canınızı verir misiniz dediğimde insanın herkesin suratına farklı bir ifade oluşur. Tabii. Bize emanet edilen bu. Yani sizin en değer verdiğiniz şey. Ben öyle düşünüyorum. Sizin en değer verdiğiniz şey, bize emanet ettiğiniz için geçmişte de bu böyleydi. Gelecekte de yine doktorluk en kutsal meslek olmak üzere, en güzel mesleklerden bir tanesi olmak üzere süre gelen bir meslek olacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi hocam canımızı emanet ediyoruz. Tabii acil durumlar olabiliyor. Hasta yakınları birazcık daha bu durumlarda işte sinirli, agresif olabilirler. Doğal olarak haklılar da, onlar da haklılar ama tabii ki bu işte doktorlarımıza karşı bir şiddet göstermelerini gerektirecek bir durum değil ama son dönemlerde de yaşanıyor. Bu son zamanlarda evet bizim de duymaya başladık. Belki de bizler çok fazla duymaya başladık ya da. Ya da daha çok gündeme geliyor evet. diyebilirim ama eski zamana göre arttı. Bunun sebebi de şöyle, eskiden hakikaten
sağlık sisteminde ciddi sıkıntılarımız vardı. Yani ben bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Kendi sunuculuğumu yaptım diyeyim artık. Şeyde. Yine kanal dışı ekranlarında. Kanal dışı ekranlarında evet. Siyah bir zemin vardı. Üzerindeki kirler çok gözükmüyordu. Hakikaten son 10 yılda şeyde sağlık camiasında Türkiye'de ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Artık çarşaf temiz. Üzerindeki ufak şeyler, lekeler gözüküyor. İnsanlar da kusursuz bir hizmet almaya alıştı. Ve bu kusursuz hizmetteki aksaklıkları da öfkeye ve farklı şekillerde ifade ediyor. Biz hakikaten çok üzülüyoruz. Çünkü her hekim kendisine emanet edilen canı bir namus borcu olarak görür. Ve onları hastasını ne kaybettiğinde veya hastaları bir sıkıntı yaşadığında biz onlardan daha fazla üzülüyoruz. Ama biz devamlı bu işin içinde olduğumuz için onlarla aynı duygusal, emosyonel empatiyi her zaman kuramayabiliyoruz. Onların da bize anlayışlı olması lazım. Ama yine Afyon bölgesi için söylemek gerekirse de burada da yani bizim halkımız ve benim bugüne kadar yaşadığımda birçoğu karşılık beklemeden hastalarımızın derdine derman olan hekimin değerini biliyor ve ciddi bir minnet, aidiyet duygusuyla bize yaklaşıyor. Yani bu da bizi çok mutlu ediyor tabii. Hocam peki şimdi mutlaka ameliyatlarınızda kaybettiğiniz hastalarınız olmuştur. Yani ameliyat esnasında hiç başıma gelmedi, ameliyattan sonra kaybettiğimiz hastalar oldu. Var mı sizi böyle etkileyen bir tarafı? Hem güzel tarafını sormak istiyorum. Hani böyle güzel bir mucize yaşadık. Yani insan belli bir zaman sonra tabii hani hiç beklemediğiniz ölümler sizi gerçekten yoruyor mu? Bazen bazı hastalara karşı çok bir sevgi besliyorsunuz. Böyle teyzeler oluyor, yaşlı teyzeler evet. Çok sevimli, dedeler oluyor. Çok sevdim öyle bir dedeyi kaybettim hakikaten. Yani insanların içinde ağlamasam da tuvalete gidip hakikaten gözümden yaş akmıştı. Yani çok üzülmüştüm. Hocam onu ifade etmek karşı taraf ailesine. Ya onlar da benim kötü bir duygu yani. Çok Allah zor bir şey. Yani mesela benim başıma gelmesini istemem kesinlikle öyle çok bir şey. Çok zor bir şey. Yani o hasta yakınları da tabii benim o amcaya ne kadar değer verdiğimi biliyordu. Bağırsak kanseri olan bir amcamızdı. Ameliyattan sonra tabii birinci aya yakın kaybettik. Aile de benim ona ne kadar düşkün olduğumu bildiğim için aile beni teselli etti öyle söyleyeyim yani. Yani ben aileyi teselliden ziyade çok yaşlı, sevimli, çok tonton, güzel bir amcaydı ama tabii bazen doktorlar da gücü bir yere kadar, insanın gücü bir yere kadar. Yani canı veren de, alan da Allah. Bizler tedavide, dolu dolu oldu tabii hocam. Tedavide bizler aracıyız. Yani evet. Bizim gücümüz bir yere kadar. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz biz. Bazen en iyisini yapsak bile hastayı kaybedemiyoruz. Çünkü hani insanlara vaat edilen ömür ne kadar ise biz onu yaşatmakla görevliyiz. Yani biz onun yaşanacak iyilik haline aracılık ediyoruz sadece. Evet, siz aslında orada onunla görevlisiniz. Sanki tabii. Hani çok yanlış böyle sebebiyetlere sürüklenebiliyor işte. Sanki siz özellikle bir şey yapmışsınız da hastayı kaybetmişsiniz. Her meslek aslında grubunda iyiler de olabilir, kötüler de olabilir. Ama sizi temin ediyorum ki sağlıkta iyiler çok daha fazla. Yani ufak tefek kirler, mide bulandırır derler ama sağlıkta hakikaten iyi olan taraf çok fazla. Yani insanların bunu görmesi lazım. Çünkü hakikaten ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan fedakarlık ediyorsunuz. Yani hocam çok uzun süreler duruyorsunuz hastane içerisinde. Tabii, tabii. Yani ben inanılmaz mesai harcıyorsunuz. Ya işte benim eşim de hekim. Yani hekim olmasa anlamaz zaten diyorum yani. Evet. İşte bir defa işte yemeği de ayarladım işte. Eşimle yemek yiyeceğiz dışarıda. Bir hastam kötüleşti. Dağılmışım, gitmişim, unutmuşum. Eşim tek başına işte yemek yemiş falan. Telefonda sessizdi hasta kötü olunca. Aradan bir vakit geçti işte bir hafta 10 gün sonra kendimi affettireceğim tabii. Bayanlara affettirmek evet, lazım evet, mutlaka. Evet, tekrar bir yemek randevu. Bu sefer de bir arkadaşım babası kalp krizi geçirdi. O sırada telefonumu şarj etti yine gidemedim yemeğe. Yani düşünün bir insan eşine randevu verip iki defa hangi meslek için unutabilir? Evet. Veya çocuğunun hastalığında başka bir hastayla ilgileniyorsunuz. Evet. Kendi rahatsızlığınızda yine başka bir hastaya yardım etmeye çalışıyorsunuz. Hastalar daha ön planda olmuş oluyor tabii, hayatınızın önüne geçiyor. Yani sizin her şeyinizin önüne geçiyor ve bu yüzden diyorum bir yaşam biçimi haline oluyor artık yani. Güzel anılar var mı hocam? Var böyle. Tabii olmaz mı? Çok güzel anılar var. Dinlemek isteriz. Yani Eskişehir Devlet Hastanesi'nde işte bahsetmiştim. İdarecilik yaptım 3 sene. Aradılar hocam bir tane hasta getirdiler ama sıkıntı var. Ne sıkıntısı dedim ya hastaya bakın dedim yani. Hocam bu bildiğiniz gibi bir hasta değil dediler. Nasıl dedim? Yaşlı bir amca köyden çok sevimli kucağında keçiyi getirmiş. Hocam ben bunu düşürdüm pansuman yaptıracağım diyor. Hocam ne yapalım buna diyorlar. Normalde bakanlık mevzuatında yok. Evet. Amcaya gittim ama o kadar içten ve samimi ki. Hocam diyor ben nerede pansuman yaptıracağımı bilemedim diyor. Bana bakıyor herkes ne yapalım idareciyiz de. Şimdi yanlış bir şey yapsak da ben kızarım diye düşünüyor. Dedim yapın amcaya ya dedim yaralı baksanıza keçi dedim. Amca güldü mutlu oldu sevindi gitti. Tabii çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evet, evet. Yani en güzeli ama hastaların iyileştikten sonra size bir Allah razı olsun demeleri. Evet. Size bir tebessüm etmeleri çok güzel. Özellikle benim kendi branşımda.
Hastalar ciddi bir iyileşme sürecine giriyor. Mesela bir akut apandisitle, bir akut kolesitle, safra kesesi iltihabıyla gelen hasta kıvranarak geliyor. Çıkarken gülerek mutlu bir şekilde gidiyor. Bu size hakikaten çok büyük bir haz veriyor. Kesinlikle hocam. Yani bu çok güzel bir şey. Peki şimdi tıp okumak isteyenler varsa, genç arkadaşlarımız varsa ki mutlaka vardır. Tercih edilen bir meslek her zaman, ön planda olan bir meslek. Neler söylersiniz onlara? Yani konuşmamızın başında da söyledim. Hakikaten hani siz zeka diyorsunuz ama zeka olmasa da çok çalışmak bence yeterli. İnsanlar çok çalışarak da bazı şeyleri başarabilir. Evet. Ama en önemli şey sevmeleri. Hocam sürekli, çünkü dedim ya az önce de lafınızı kesiyorum ama sürekli bilgilerinizi tazelemek zorundasınız. Yani mesela şöyle, benim de okuduğum şu an bir üniversite var. Üniversite dersimin içerisinde tıbbi terminoloji var mesela. Tabii. O yoruyordur İnanılmaz sizi. İnanılmaz terimler var ve ben hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Yoruyordur mutlaka. Sizin hep böyle terimler hayatınızda bile. Tabii artık biz tıbbi deontolojik terimlere artık aşinayız ama tabii dışarıdan başlayan bir insan için zor. Evet. Ama en önemli şey sevmeleri. Yani bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri. Hı hı. Bunu yaparlar ise, bunu başarırlarsa bence çok başarılı bir hekimler olur. Ve gün geçtikçe Türkiye'de başarılı, idealist insan sayısı artıyor. Hı hı. Yani bu da gelecek için çok önemli. En önemli şey sevmeleri ve çok çalışmaları. Çalışmaktan korkmamaları, gece gündüz kavramı ve mefhumu olmamalı. Zaten yok herhalde. Yani biz 24 canım. Saat... Yani hasta mı? Sosyal hayattan biraz yoksun zaten. Ya çok değişik şeylerle tabii karşılaşıyorsun. Geçen mesela işte 1,5 ay falan oluyor. Bir tane hastam aradı. Hakikaten çok ciddi bir ameliyat yaptık. Büyük bir ameliyat. Güzel iyileşti. Saat 4'te eşi beni arıyor. Hocam eşimin sırtı çok kaşınıyor. Kaşıyabilir miyiz diye. Dedim amca saat 4 haberim var mı? Sen kaşı istiyorsan ama dedim yani yine de. Yani sabah gece sorsan, 4 tabii. Tabii gece 4'te arıyor. Yani düşünün gece 4'te siz bizi arasa. Panikte açarsınız telefonu ne oldu falan. Hayır, ama bizim ailemiz alıştı artık. Ne eşim de işte bizim çocuğumuz da alıştı. Normal bir ritüel olarak artık bizim hayatımızın bir biçimi. Bütün doktorlarımız, bütün sağlık çalışanları iyi ki varlar hocam. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok Tıp teşekkür bayramımızı ediyorum. Tekrar kutluyorum sizin aracılığınızla, bütün doktorlarımızın da. Son sözlerinizi rica edeceğim hocam. Daha sonrasında uğurlayacağız sizi. Çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Bu konuşma fırsatını bize tanıdığınız için. Özellikle de burada bizim üniversitemizin kurulumunda emeği geçen öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Siyasiler olsun, rektör hocamız olsun, eski rektör, yeni rektörümüz olsun. Çok güzel ve güzel şeyler ve güzel günler gelecek diye düşünüyorum. Ayrıca tıp bayramı ve tıp haftasında tüm sağlık kuruluşlarıyla beraber bir bayram olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Bizi izleyenlere saygılarımı sunuyorum ve tıbba gönül vermiş tüm meslektaşların, tüm hekimlerin ve tüm ekibimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Kırmayıp sağ geldiğiniz olun. İçin. Rica ederim. Efendim haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Pursaklar'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail hedef aldı ve Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Erdoğan konuşmasında Netanyahu kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin dedi. Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklarda İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan İsrail'in başındaki o soyguncu şu anda kendi ülkesinde yargılanıyor. Neyden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Suistimalden. Bu adam şimdi oradan diyor ki Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde oradan diyor bize ders vermesin. Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den 70'e binlerce, 10 binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, sadece bizim değil, aynı zamanda Hristiyanların, Kubbetü Sahra, Harem-i Şerif, buralar bizim için kutsal.
ve postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Bak, biz bu ülkede hiçbir Museviye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, o ayrı mesele. Ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz. Kudüs davasını bizlere unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz, ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Zaten Dışişleri Bakanı'ma talimatı verdim, uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor. İsrail'in başbakanı Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor. Biz bu sosyal medya fedailerini muhatap alacak değiliz. Filistin halkının haklarını ve Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Evet, Hisar gazetesinde öne çıkan başlıklara bir bakalım. Sürmanşetinde Afyon'a değer katacağız başlığı yer almış. AK Parti Belediye Başkanı adayı Mehmet Zeybek ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Karşıyaka, Sayıpata ve Yenice mahallesindeki vatandaşlarla bir düğün salonunda bir araya geldi. Seçim arifesinde değil, her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Zeybek, gönül belediyeciliği destanını hep birlikte yazacağız dedi ve Akar'dan belediyeye ziyaret vardı. Bir dizi ziyaretle temaslarda bulunmak üzere elimize gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afyonkarahisar Belediyesi'nde ziyaret etti. Manşetle devam edelim. Halk çelişmeyen başkan ister. Afyonkarahisar Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya, seçim öncesi Hisar Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Seçim çalışmaları sırasında bazı adayların tutumunun yanlış olduğunu belirtti Çetinkaya ve halkın kendi kimliğiyle çelişmeyen başkan istediğini de belirtti. Afyon Zeybek'le marka şehir olacak. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Ege'nin yıldızı olacak demiştik, oldu. Şimdi Türkiye'nin marka şehri olacak. Bunun olması için Mehmet Zeybek'in belediye başkanı olması lazım dedi. Eroğlu'nun bilmeyen yoktur dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve hırsızlar gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da bir ikamete girerek para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Koltuk için değmez dedi İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak, İYİ Parti İl Başkanlığı'nda haftalık olan basın toplantısını düzenledi. Hisar Gazetesi'nden öne çıkan ayrıntıları aktardık. Haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar dedi. Peki onlar ittifaklarını ne etrafında kurdular? Bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticileri açıkça kimleri desteklediklerini ifade ediyorlar. CHP'ye sorsanız böyle bir ittifak yok diyor. Adı iyi ama kendisi karışık bir parti var. Ona sorsanız zaten külliyen reddediyor. Kendilerini inkar pahasına bu ittifakta yer alan saadetçilere sorsanız onlar da kabul etmez. Ama tüm bu partilerin belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün mensuplarının aday olarak gösterildiğini oralarda yaşayan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hemen bulunduğumuz yerden sorgulamaya başlayalım. Göl başında CHP'nin adayı var mı? Yok. Göl başında HDP'nin adayı var mı? Onun da yok. Peki kimin adayı var? Sözde İYİ Parti'nin adayı var. Demek ki bu aday hepsinin ortak adayı. Aynı soruyu Büyükşehir için soruyorum. Büyükşehir'de
HDP'nin adayı var mı? Var mı? Büyükşehir'de Sözde İyi Parti'nin adayı var mı? Yok. Büyükşehir'de CHP'nin adayı kim? Hepsinin de ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken hala laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz Çukur olaylarından sonra bölücü örgütün emrine giren tüm belediye başkanlarını biliyorsunuz görevden aldık. Onları görevden aldıktan sonra Güneydoğu, Doğu Anadolu, bütün buralar şimdi pırıl pırıl oldu. Ayağa kalktı. Şimdi bunlar kimi yerde CHP, kimi yerde İyi Parti, kimi yerde Saadet üzerinden terör örgütü yandaşlarını belediyelere sızdırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyuna inşallah izin vermeyecek. Ankaralı bu alavere dalavereye müsaade etmeyecek. Evet, Türkiye'li gazetesinde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Hainler temizlendikçe daha da güçleniyoruz başlığına yer veriliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Bakan Akar, FETÖ'yle mücadele aralıksız devam ediyor. Bunlar sürekli içimizden temizleniyor. TSK temizlendikçe biz güçleniyoruz dedi ve Milletvekili Özkaya ilimiz için dört büyük müjde verdi. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'li gazetesi sahibi Hakkı Özsoy'u da ziyaret etti. Afyon dünya şehri olacak. Orman ve Su İşleri eski bakanı ve AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Gün FM'de seçime doğru programında gazeteci İsmail Akar'ın konuğu oldu. Ve Afyon Karahisar'ın Ege'nin yıldızı olacak demiştik. O oldu. Şimdi Türkiye'nin marka şehri olacak. Bunun olması için Mehmet Seyit Bey'in belediye başkanı olması lazım dedi. İYİ Parti Afyon Karahisar Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ise İYİ Parti İl Başkanlığı'nda haftalık olağan basın toplantısı düzenledi. MHP Belediye Başkanı adayı kent bilimci Fatih Çetinkaya da üretken belediyecilik anlayışıyla Afyon Karahisar'a nasıl hizmet edeceklerini söyledi. Kızılay Heyeti Başkan Çoban'ı ziyaret etti ve alkolit bölgemiz için önemli bir değer başlığı da yer almış. Afyonkarahisar'ımızın değerine değer katacağız başlıkları da Türkiye'li gazetesinin ilk sayfasında yer alan ayrıntılarda aktarmış olduk. Kocatepe gazetesiyle devam edelim. Komutanlardan müjdeli haberler var başlığı yer alıyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kocatepe'ye ziyaretinde Afyonkarahisar Askeri Havalimanı'nın sivil uçuşlara açılması için çaba gösterdiklerini söyledi ve Özkaya Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçük Akyüz'ün burayı sivil uçuşlara açalım dediğini belirterek buranın sivil havacılığa açılması konusunda ve terminal yapılması için çalışmaları başlattık dedi ve Özkaya Afyonkarahisar'da bir askeri birlik konuşlanması için de Çayırçası'ndaki eski SEKA arazisini komuta heyetine önerdiklerini de belirtti. Ve Afyonkarahisar'ın eksikliklerini biliyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Mehmet Seybek, Afyonkarahisar halkının hizmetkarı olacağını belirtti. Afyon'un derdi trafik, şatafat ve adam kayırma. Yaptıkları anketlerde Afyonkarahisarlıların en çok şikayet ettiği konuların trafik, adam kayırma ve kamu kurumlarındaki şatafat olduğunu söyleyen Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hasan Hüseyin Uğurlu, popülizmden uzak birlikte temiz yönetim anlayışıyla yerel yönetime talip olduklarını da bildirdi. Ve imaretin yeni tuvaletleri Mart sonu hizmette başlığı da yer almış. İtham, iftira ve yalanlarla dolu bir seçim süreci yaşıyoruz denildi. İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak, İYİ Parti İl Başkanlığı'ndaki haftalık olan basın toplantısında. Evet, Kocatepe gazetesinden de başlıkları aktarmış olduk. Haberimize devam edelim bir kez daha. Kırklar elinde bir otelde sivil toplum kuruluşları, esnaf odalarının temsilcileri, muhtarlar ve sendika temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada ülkeyi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hep birlikte huzur içerisinde yönetmek istediklerini söyledi. Sürekli söyleniyor. Türkiye'nin beka sorunu var. Osmanlı niye battı? 600 yıllık bir Osmanlı niye battı? Dünyaya egemen olan Osmanlı niye battı? Her yerde sözü geçen bir Osmanlı niye battı? Üretimden koparıldığı için. Bilimden, teknolojiden koparıldığı için. Ne diyor ozanımız? Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu diyor. Sen yalın kılıç gidiyorsun, adam 500 metreden seni indiriyor. Demek ki neymiş? Akıl, mantık
ve üretim ve bilgi ve birikim. Bundan bir toplumu koparırsanız beka sorunu başlar. Beka sorunumuz var. Kim yarattı? Kim yarattı beka sorunu? Beka sorununu kim yaratır? Esnaf yaratmaz herhalde. Çiftçi hiç yaratmaz. Emekli yaratmaz. Taşeron işçisi yaratmaz. Sendikacı yaratmaz. Esnaf yaratmaz. Kim yaratır beka sorununu? Kim? Ülkeyi yönetenler. Ülkeyi yönetenler yaratırlar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye'nin kurtulması lazım buradan. Nasıl kurtulacağız? Nasıl çıkacağız? Üreterek çıkacağız. Üretirseniz güçlü olursunuz. Üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Üretip malınızı bütün dünyaya gönderirseniz, herkes Türk malı diye damgasını gördüğü zaman Türkiye'nin değerini, kıymetini ve büyüklüğünü anlar. Yarın sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Sizden sadece bir şey istiyorum. Bunu anlatmanızı da istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın, o kadar. Afyonkarahisar'ın tanıtımı için 2018 yılında basılan almanakların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün deposunda bekletilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Basımı yapılan almanağın Afyon Belediyesi'ne bile gönderilmediği de ortaya çıktı. Geçen yıl birincisi yapılan Afyonkarahisar 1. Frig Foto Festi ile ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce hazırlanan almanağın uzunca bir süredir depoda bekletildiği öğrenildi. ...2018 yılında basılan almanakların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün deposunda bekletildiğini öğrenen vatandaşlar... ...İl Müdürü Mehmet Taner'a tepki gösterdiler. Almanak turşusu iyi olmaz Müdür Bey, o kadar masraf edilmiş, neden depoda bekletiyorsun? Dağıt da Afyonkarahisar'ın tanıtımı, reklamı olsun dediler. Basımı yapılan almanağın Afyonkarahisar Belediyesi'ne bile gönderilmediği öğrenildi. Size mi baksın? Kültür ve turizm zenginliği açısından tüm Türkiye'deki illerin başına gelen Afyonkarahisar maalesef yeterli ölçüde tanıtılamıyor. Görevi Afyonkarahisar'ı tanıtmak olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başında bu işi layıkıyla yerine getirebilecek yöneticiler olmadığı için tanıtım konusunda maalesef mecburi bypasslar yapılmak zorunda kalınıyor. Yıllardır Afyonkarahisar bu konuda makus talihini bir türlü yenemiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başına konusunda uzman isimler yerine siyasi torpiller ile yerleştirildiği iddia edilen müdürler nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine atanan kişinin en az birkaç yabancı dili bilmesi, başında bulunduğu yerelerin tüm özelliklerini herkesten iyi bilmesi ve konusunda uzman kişi olması gerekirken, son yıllarda siyasi torpillerle bu kadronun doldurulduğuna dikkat çeken bazı ilgililer, bu tür görevlendirmelerde siyasiler devreye girmemelidir. Onlar devreye girdikleri zaman işte böyle oluyor. İşi ehline verin düsturu maalesef işi bizim adama verene evrilmiş durumda. Afyonkarahisar'ın hali buna en güzel örnektir. Benim arkamda falanca milletvekili var diyerek övünmek yerine yaptığı işi referans göstermek daha şık olanıdır dediler. Afyonkarahisar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandığı günden itibaren adı çeşitli skandallar ile anılan Müdür Mehmet Tanır göreve başladığı andan itibaren uygulamalarıyla tepki çekmişti. Makam aracıyla müdürlüğünün bazı üst düzey görevlilerine servis yaptırtan Müdür Tanır'ın mesleki yetersizliği nedeniyle valinin il turizm ofisini kurduğuna dikkat çekiliyor. Son olarak 2018 yılında yapılan 1. Frig Fotofest almanağının belirtilen miktarda basıldığı iddia edilmesine rağmen dağıtımının az miktarda yapılması soru işaretlerine neden oldu. Almanağın kaç adet basıldığının, kaç liraya mal edildiğinin ve kaç adedinin nerelere dağıtıldığının belirsiz olduğuna dikkat çekilirken, ilgililer 2018 yılında basıldığı belirtilen almanakların neden depoda bekletildiğinin ve bu konuda gündeme gelmesinin ardından parça parça bazı yerlere gönderilmesinin soruşturulması gerekir. Valilik olarak bu konunun üzerine gidilmelidir. Bu almanaklar Afyon'un tanıtımı için yapıldığına göre depoda bekletilmesinin amacı nedir? Afyonkarahisar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevinde bulunan kişi Afyonkarahisar'ın tanıtımına neden engel olmaktadır dediler. Bu arada bastırılan almanaklardan Afyonkarahisar Belediyesi'ne bile gönderilmediği öğrenildi. Size mi baksın?
Evet, Kadın Ana gazetesiyle devam edelim. Bakalım sürmanşetine. Elimizde tarihi bir gün yaşandı başlığı yer almış. Afyonkarahisar tarihi bir gün yaşadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 31 Temmuz 1920 yılında ilimizi ziyaret ettiği esnada tüm kuvvet komutanları ilimize ilk defa gelmişlerdi. O günden sonra ilimize ilk defa tüm kuvvet komutanları ilk defa önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte geldiler ve Eroğlu Afyon Zeybek'le marka şehir olacak dedi. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Afyonkarahisar Ege'nin yıldızı olacak demiştik. Oldu, şimdi Türkiye'nin marka şehri olacak. Bunun olması için Mehmet Zeybek'in belediye başkanı olması lazım dedi. Manşete bakalım. Müjdeyi Kadın Ana'dan verdi. Özkaya'dan 750 TOKİ müjdesi. Seçim çalışmaları kapsamında gazete Kadın Ana'yı ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ilimize dar gelirli aileler için 750 konutluk TOKİ projesinin onaylandığının müjdesini verdi. Doğu ve Güneydoğu'da Eroğlu'nu bilmeyen yoktur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa milletvekili Veysel Eroğlu'ndan övgüyle söz ederek Doğu ve Güneydoğu'da Veysel Eroğlu'nu bilmeyen yoktur dedi. Ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de gece gündüz demeden milletin bekası için çalışıyoruz diye konuştu. Zeybek projelerimize elimize değerini değer katacağız dedi ve koltuk için Müslüman kardeşleri birbirine düşürmeye değer mi dedi İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak. Evet, başlıklar bu şekilde. Kadın Ana gazetesinden ve son yerel gazetemiz Ana Haber gazetesinde öne çıkan ayrıntıları aktaralım sizlere. Manşette AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek projelerimize şehrimizin değerine değer katacağız dedi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunseven Karşıyaka, Sayıpata ve Yenice Mahallesi'ndeki vatandaşlarla düğün salonunda bir araya geldi ve seçim arifelerinde değil her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Zeybek, gönül belediyeciliği destanını hep birlikte yazacağız dedi. MHP Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya da belediyecilik gülümseyen yüzdür dedi. MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı kent bilimci Fatih Çetinkaya üretken belediyecilik anlayışıyla Afyonkarahisar'a nasıl hizmet edeceklerini söyledi ve Çetinkaya belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır dedi. Minik öğrenciler jandarmadaydı. Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Değerler Hareketi projesi kapsamında ise İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. Ve Tıp Bayramı Kutlu Olsun başlığı da yine yer alıyor. Beyaz önlüklerini giydiler. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 2018-2019 akademik yılı beyaz önlük giyme ve proje uygulama çalışması ödül töreni Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla da yapıldı. Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'i öldürdüğünden şüphelenilen komşusu İse 78 yaşında ikinci kez gözaltına alınıyor. Jandarmada ifade veren İse mahkeme tarafından tutuklanmış efendim. Ve uyuşturucuya geçit yoktu. Afyonkarahisar'da polisin operasyonunda toplam 227 adet hap ele geçirilirken olayla ilgili iki şüpheli de gözaltına alındı. Ana Haber gazetesinden de başlıkları aktarmış olduk sizlere. Son yerel gazetemizden. Ve şimdi kısa bir ara verelim. Saat başıyla burada olacağız tekrar. Etin baharatla buluştuğu doyumsuz tat, kalite ve lezzetiyle hafızalara kazınan marka Cumhuriyet Sucukları'nın sunduğu Kanal 3'te sabah programı reklamlardan sonra devam edecek. Evet, saat başıyla son saatimize devam ediyoruz bir kez daha Türkiye gündemi başlıklarımızla. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Trakya'nın güzel şehirlerinden Anadolu'ya birlikte yaşama sevinci yayan, çalışkan Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı Kırklareli'nde olmanın sevinç ve onurunu yaşadığını söyledi.
Biz hepimiz bir arada huzur içinde yaşamalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Boylarımız farklı olabilir. Göz renklerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz bayrağımızın altında onurla ve gururla yaşamak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir iş değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bütün bunları benimsemek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek koltuğa bağlı olmak anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek ben vazgeçilmezim anlamına gelmez. Ben vazgeçilmez, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Altını özenle çiziyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bunu soruyorlar. Amerika'da birisi kalkıyor, ben vazgeçilmezim diyor. Ona Amerikalı bir siyasetçi şunu söylüyor. Kim dedi size vazgeçilmez olduğunuzu? Amerikan mezarları vazgeçilmez adamlarla doludur diye. Dolayısıyla hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bir kişi gelebilir, partimize hizmet verebilir. Ama kendisini bir süre sonra neden beni belediye başkanı yapmadınız? Hangi gerekçeyle yapmadınız? Ben şimdi partimden istifa ediyorum. Kazandıktan sonra tekrar geleceğim. Nereye geleceğiz? Nereye geleceğiz? Nereye geleceğiz? Avrupa buraya çok yakın. Sık sık Avrupa'ya gidip gelmeyecek. Yani kendisine söyledim. Sivil toplum örgütleriyle sabah bir aradaydık, orada da ifade ettim. Belediye başkanı eğer vakti olursa gidecek, bir kasap arkadaşımızın çayını içecek. Manavın çayını içecek. Eşiyle beraber bir ev ziyaretine gidecek. Bir sohbet yapacak. Bir fakirin evine gidecek. Çocuğun derdi varsa çocuğun derdiyle ilgilenecek. Dolayısıyla gideyim Bulgaristan'a, gideyim Avrupa'ya, oralarda biraz keyif çatayım. Olmaz. Olmaz. Evet, Hürriyet gazetesinde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sürmanşette Akbağ'ın büyük acısı başlığı yer alıyor. Dün mutlaka izlediniz, takip ettiniz. Ulusal basında da yer aldı. İzmir Güzelbahçe'deki önceki gece geçirdiği trafik kazasında yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çıka vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Akbağ'ı arayarak başsağlığı diledi. Zafer Çıka bugün Alsancak'taki cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek. İzzet Paşa itirazı başlığı da yer alıyor. Sultan II. Abdülhamit'in mirası için torunlarının açtığı davaya dönemin valilerinden İzzet Paşa'nın torunları da sürpriz bir taleple müdahil oluyor. Ve manşette Hürriyet'te Max neden çakılıyor başlığı yer almış. 5 ayda 2 faciayla gökleri karıştıran Boeing 737 Max kazaları ile ilgili en önde gelen şüpheli karmaşık teknolojili uçuş sistemleri oldu denilmiş. Eski kasa 737'ye yeni nesil motor başlığı da yer alıyor. Netanyahu kendine gel dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara'da Pursaklar ve Gölbaşı'nda toplu açılış törenlerinde partililerine hitap etti ki az önce bizler de Türkiye gündemi başlıklarımızı aktardık sizlere. Ve senet iddiası, Adli Tıp Kurumu'nun Mansur Yavaş'la ilgili davadaki senet üzerindeki inceleme yaptığı ve imzanın Yavaş'a borçlu olduğu iddia edilen iş adamına ait olmadığına dair rapor verdiği öne sürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise dün AK Parti'nin Mansur Yavaş'la bir meselesi yok, bu Mansur Yavaş CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifakın meselesidir dedi. Ve ülke üretmezse beka sorunu olur dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'nde düzenlenen mitingde halka seslendi. Şehrin kendi kaynakları yeterli dedi Ekrem İmamoğlu'na. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 yıl daha iktidardayım sözünü hatırlattım. 94'de uzandı ve Erdoğan'ın belediye başkanlığını hatırlattı demiş Vahap Munyar. Avrupa'dan skandal karar başlığı da yer alıyor. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi ve Ömer Çelik bizim açımızdan hükümsüz bir karar dedi. Metroda bedava internet. İstanbul'da dün başlayan Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Sanayi Bakanı Varank ile AK Parti'nin adayı Yıldırım kenti akıllı şehir haline getirecek projeleri yine anlattı. Tıp fakülteleri için ciddi uyarı. 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Türk Tabipleri Birliği'nden uyarı geldi. Tıp yerlerde nitelik düştü. Tıp fakülteleri iyi değildi. Daha kötü hale geldi denilmiş ve İstanbul artık çok daha kısa. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açtığı Gebze Halkalı banliyö hattı İlk seferini dün saat 06'da yaptı.
ve sürpriz dehşet. İstanbul Avcılar'da sevgilisi Rabia'yı sürprizim var diye dışarı çıkaran Emre Çiçek dehşet saçtı. Tecavüze yeltenen Emre Çiçek direnen genç kıza 3 saat işkence etti. Falçata ile yüzünü tanınmaz hale getirdi. Çiçeğin bir göl kenarına bıraktı Rabia, ölmek üzereyken kurtarıldı. İş sayfadaki birkaç başlığa da bir bakalım. Cani sevgilisi tarafından boğazı kesildiğinden konuşamayan genç kadın yazarak derdini anlattı. En ağır cezayı alsın denildi. Bakın duyun bu feryadı. 25 yaşındaki Rabia sevgilisi Emre Çiçek, az önce bahsettiğim olay daha detaylı. Sana sürprizim var diyerek dışarı çıkarıyor. Çalıştığı yeri gösterme bahanesiyle tekstil atölyesine götürdü. Genç kadına tecavüz etmeye kalkışıyor. Ellerini bağlayarak balta, palçata ve bıçakla saldırdı. Rabia'nın öldüğünü sanan Emre Çiçek 3 saat süren vahşet sonrası genç kadını bir çuvalın içinde göl kenarına bırakmış efendim. Çiçeğin ifadesinde ise şöyle söylediği iddia edilmiş. Aşırı alkollü olduğunu belirtiyor. Pişmanım, amacım öldürmek değildi. Bir anlık sinir ve alkolün etkisiyle bu olay oldu. Polislere olay yerini ve göl kenarındaki yeri gösterdim. Dediği öğreniliyor. Çiçek kasten öldürmeye teşebbüs suçundansa tutuklanmış efendim. Ve Metropark istasyonu inşaatında göçük vardı. 2 kişi enkazda kaldı. Freni boşaldı. 3 katlı binaya girdi. 2 kişi öldü. 2 kişi yaralandı. Kayseri'de meydana geliyor olay. Ve köşe yazısına da bir bakalım. Ahmet Hakan'ın onun öncesinde Hürriyet gazetesinde rehine merkezi değil dost hastanesi denilmiş. Bakın Türkiye'de belediyeler bünyesindeki en kapsamlı hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezi Mardin'de açılmış. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman burayı koşun toplanacak hayvan var diye arıyorlardı. Bu anlayış bitti demiş efendim. Ve Sıpa'ya işkence vardı Gaziantep'te. Vatandaşların ihbariyle harekete geçen hayırseverler tarafından ipi çözülen hayvan Gaziantep'te Sarı Kız Hayvan Barınağı'na getirilmiş. Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesine de bir bakalım. Vay Süleyman Soylu'nun emeklerine demiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vay benim emeklerim türküsünü söylese hakkıdır. Neden mi demiş? Bakın izah edeyim. Soylu bir süredir Ankara'da özellikle milliyetçi taban üzerinde etkili olan çok yoğun bir seçim kampanyası sürdürüyordu. Soylu'nun bu etkili çabası Ankara'da Mehmet Özaseki lehine bir havanın yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Ancak ne zaman ki Mansur Yavaş'tan korkulup çekiliyor izlenimi veren. Ama Mansur Yavaş'ı durduralım. Paniğini yansıtan demiş. Bir şeyler yapmazsak Ankara gidiyor algısına yol açan anti Mansur kampanya başlattı. İşte o andan itibaren tekrar en başa dönülmüş oldu demiş. Evet, başlıkları bu şekilde devam var tabii ki. Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Ahmet Hakan'ın köşesinden başlıkları aktardık. Haberimize bir kez daha devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisince Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve HDP ile zillette buluşmakla kalmadığını, aynı zamanda vahim bir yalan koalisyonu kurduğunu söyledi. Bunların birlikte yalan şantiyesi işletip yalan rüzgarı esirdiklerini aktaran Bahçeli, Şıracı'nın şahidinin bozacı olduğunu söyledi. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını %68'e çıkması mı seni üzüyor? Bu mu uykularını kaçırıyor? Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor? Bir defa Sakarya'da kurulan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne ait olan tank ve palet fabrikası satılmadı. Yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Satış yokken var diye çığlık atmak yalancılığın danışkasıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısıydı. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki Aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır. Yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır.
Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İnsanı yalan kadar alçaltan bir şey yoktur. CHP yönetimi aşağıların aşağısına çakılmıştır. İp aynı yolun yolcusudur. Yalan umut hırsızlığıdır, vicdan cinayetidir, günahkarlıktır. Yalan varsa güven yoktur, huzur yoktur, sadakat yoktur. Bu CHP'de güven kalmamıştır. Bu CHP'de huzur kalmamıştır. Bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet ittifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. Ama kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Zillet ittifakı milli varlığımızı baltalıyor. Ama her balta darbesi kendilerine değecek. Şimdi size soruyorum. PKK ve HDP ile yan yana duran CHP ve İP'e sandıkta ceza kesecek misiniz? Zilletin bedelini ödettirecek misiniz? Zillete dünyayı dar edecek misiniz? Kırıkkale'yi MHP'ye verecek misiniz? İşte bu evetler 31 Mart'ın müjdesidir. İşte bu evetler 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir. Zillet ittifakı çamurdur, çürümedir, çukurdur, çözülmedir, çarpıklıktır. Buna karşılık Cumhur İttifakı helaldir, hakikattir, millidir, samimidir, adam gibi adam olanların kutlu bir beraberliğidir. İki şey aklın eksikliğine işaret ve delalet eder. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Gün konuşma vaktidir, gün maskeleri indirme günüdür. Kırıkkale inanıyorum ki zillete düşmeyecektir. Biz vatan diyoruz, bunlar patates diyor. Biz bayrak diyoruz, bunlar patlıcan diyor. Biz beka diyoruz, bunlar soğan cücüğünü algılıyor. Vatanı kaybedersek yiyecek ekmeğimiz olmaz diyoruz. Bunlar YPG bize mi saldıracak diye alay ediyor. Zilletin tavır ve davranışı tam manasıyla husumettir. Evet, Posta Gazetesi'ndeki başlıklarla devam edelim hemen. Kemer faciası başlığı yine yer alıyor. 20 yıldır evli olan Demet Akbağ ve Zafer Çıkan'ın Ali isimli bir de oğulları var. Az önce bahsetmiştik, başsağlığı dileyelim bizler de. Oyuncu Demet Akbağ'ın önceki akşam İzmir'den Çeşme'ye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Zafer Çıkan dün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çıkan'ın emniyet kemeri bağlı olmadığı için araçtan fırladığı belirlendi. Aracı kullanan ve hafif yaralanan kuzeni Muammer Renda ise dün taburcu edildi. Zafer Çıkan 2011 ve 2014'te iki kez kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü. Ve aşerenler dikkat, tanesi 10 TL denilmiş. Bakın, Mersin Mut'ta ilkbaharın habercisi Yeşil Eri'yi özel bir ısıtma sistemiyle üreten makine mühendisi Samet Toprakçı tanesini 10 TL'den satıyor. Özel siparişle hazırlanan 8'li paketler ise 80 TL'den sahiplerine ulaştırılıyormuş efendim. Sessiz çığlık, yetkililerden en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum dedi. Çünkü sesi çıkmıyordu kendisinin. Az önce bahsettiğimiz olay bugün Posta Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Emre Çiçek tecavüz girişiminde bulunuyor. Rabia Kağan'ın boğazını kesiyor ve 3 saat boyunca akıl almaz işkenceler yapmış kendisine. Öldü sandığı genç kızı çuvala sokup Küçükçekmece Gölü kıyısına atıyor. Mucize eseri kurtarılan ve boğazı kesildiği için konuşamayan Rabia ise son çığlığını yazarak anlatmış. AP'den skandal Türkiye kararı denilmiş. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin askıya alınmasının istendiği yıllık raporu 370'e 109 oyla kabul etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu itibarsız karar Avrupa Parlamentosu'nun artık aşırı sağın güdümüne girdiğinin kanıtıdır. Bizim için dengesiz ve bizim için değersiz ve hükümsüzdür dedi. Erdoğan'dan İsrail'e bizi tahrik etmeyin sözü geldi. Mansur Yavaş'ın sahte senet davasında yeni gelişme var. İmza raporu denilmiş. Sahte imza senedi işletme koymakla suçlanan CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, suçlamayı yönelten Necmettin Keskin, sahtecilikten
ceza almıştır dedi. İftira demiş, Adli Tıp Kurumu senedin üzerindeki imzanın Necmettin Keskin'e ait olmadığını belirlemiş ve fatura kesmedi denilmiş. Yavaş, davanın duruşma zabıtlarında yer alan beyanlarında imzaların kendi yanında atıldığını iddia etmişti. Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve ilgili vergiyi ödemediği de iddia edilmiş efendim. İlk sayfadaki birkaç başlığı da aktaralım. Karlı yolları aştılar. 10 yaşında ilk doğum günü nice yıllara denilmiş. Hayatımdaki en mutlu gün demiş. Sevinçten ne yapacağını bilemeyen Ceylan pastasına uzun süre mutlulukla bakıyor. Ve bugün doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Bana sürpriz yaptılar. İlk kez doğum günümü kutladım. İlk kez doğum günü pastam oldu. Bugün hayatımdaki en mutlu gün dedi. Van Saray'da yaşıyor 10 yaşındaki Ceylan'da. Ve maaşı kesilince öğrendi. 56 yıldır evliymiş, haberi yokmuş. Hatay'da yaşayan Siham Reyhani hiç evlenmemişti. Geçen Temmuz'da ölen babasından kalan bağkur maaşıyla geçiniyordu. Maaşı kesilince SGK'ya ve nüfus müdürlüğüne başvuruyor. Al-Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli görüldüğünü öğrenmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. İşte ele geçirilen uyuşturucular, 5 zehir taciri kız kıvrak yakalandı. Aksaray'da polis 3 ay süren takibinin ardından uyuşturucuya şebekesine operasyon düzenledi ve yakalanmışlar. Dino adlı narkotik köpeğiyle evlerde yapılan aramalarda 636 gram, sank 3589 adet hap, 2 gram metamfetamin ele geçiriliyor efendim. Kazanıldığı değerlendirilen 4595 lira da yine ayrıca ele geçirilmiş. Rauf Tamer'in köşesine bakalım. İki nokta başlığına yer vermiş. Oy varsa hizmet varmış, oy yoksa hizmet de yokmuş. Kim demiş? Zannetmem ki bunu söyleyecek bir aday çıksın. Çünkü her il ve ilçede, her mahallede çeşitli partilere oy veren çeşitli insanlar var. Belediye başkanı ne bilecek kendisine kimin oy verip vermediğini. Ama oy varsa hizmet var, oy yoksa hizmet de yok diyebilecek zekada bir belediye başkanı toslarsanız biliniz ki ona oy vermiş olsanız, vermemiş olsanız boşuna hizmet beklemeyin. Belli ki adamın mazereti var demiş. Bir diğer mesele de şu, bilirsiniz. Elmalarla armutları toplamayı severiz. Şimdi aynı sepete portakalları, limonları da koymaya başladık. Düşünün mesela bir seçim bölgesinde PKK'lardan oy isterken başka bir seçim bölgesinde de ülkücülerden oy istemek. Yetmedi, bir başka seçim bölgesinde de istemek ve seçim bölgesinde de sosyalistlerden oy istemek. Nedir bu? Eğer milli iradedir diyorsanız mesele yok demiş. Çünkü böyle bir vahdet vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlar, rakiplerde havlu atınca %70-80-90 oy ne güzel bir güvencedir demiş. Rauf Tamer'in köşe yazısı Posta Gazetesi'nde yer alıyor, aktarmış olduk sizlere. Milliyet'teki başlıklara şöyle bir göz atalım. Banliyö'yü özlemişiz. Yeni açılan Gebze Halkalı Banliyö tren hattını ilk gününde test ettik. Yeni hatla yolları kısalan İstanbullular durumdan çok memnun demiş Milliyet Gazetesi. Ve Çeşme'den Atina'ya Feribot Köprüsü, İzmir Çeşmeli Atina Lavrion arasında feribot seferlerine ilişkin çalışmada yine başlatılmış. 7 saat sürecekmiş bu neticede. Tıp bayramı Türkiye'ye kutlu olsun ve şimdi mutlu son demişler. Manşette yer alıyor. SMA tip 3 hastası iki kardeşten 16 yaşındaki Burak Şahin de ablasının ardından ilacına kavuştu. Netanyahu kendine gel dedi. Erdoğan Gölbaşı'nda katıldığı açılışta sporcu gençlerle de şakalaştı. Ankara gündemi sahte senet. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının hakkındaki sahte senet iddiaları dün yine siyasilerin gündemindeydi efendim. Ve MHP lideri Bahçeli sahte senet iddialarıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a çekil çağrısında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialar için AK Parti'nin Mansur Yavaş'la bir meselesi yoktur dedi. Akıl mantık üretim çağrısı dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kırklar elinde konuştu. Osmanlı neden battı? Üretimden koparıldığı için battı diyen Kılıçdaroğlu. Akıl mantık üretim. Bundan bir toplumu koparırsanız beka sorunu başlar ifadelerini kullandı. Ve başkente sağlık vadisi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmen bugün açılacak. Ankara Şehir Hastanesi'nin ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe'yi de içine alacak şekilde genişletilerek bir sağlık vadisi oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi. Yusuf mucizesi denilmiş. Meltem Günay'ın özel haberi yer alıyor yine Milliyet Gazetesi'nde. Cizre'de sel sularına kapılarak yarım saat boyunca oksijensiz kalan, kalbi duran küçük Yusuf, acil tıp uzmanı Ali Kağan Ataman ve ekibinin 45 dakika yaptıkları kalp masajıyla hayata tutundu.
Robot askerler ise sahaya çıktı. Türk savunma sanayinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı. Seferden çekilmesi doğru karar denilmiş. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında Boeing 737 8 Max ve Boeing 737 9 Max tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşlarının durdurulduğunda belirtti efendim. İç sayfadaki birkaç dünya gündemi başlığına da bir bakalım. Bugün ayrıca hem tıp bayramı dedik hem de Dünya Böbrek Günü, 500 çocuk nakil sırasında yer alıyor denilmiş. 250 bilim insanından bildiri geldi. Kablosuz kulaklıklarda kanser tehlikesi var deniliyor. Ve bitkin baykuş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki arıtma tesisinin bahçesinde bitkin bulunan yavru kır baykuşu tedavi edildikten sonra doğaya salınmış. Ayda sıçrayan su, NASA'nın Lunar'dan gelen verilerine göre ay yüzeyinde sıvı su bulunduğu da yine keşfedilmiş efendim. Milliyet'ten başlıkları da aktardık. Haberimizle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli konuşmasında Zillet İttifakı'nın yürüyüşü kaosa doğrudur ifadelerine yer verdi. Türkiye'ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur. Siz söyleyiniz, yalancılara, zillete düşenlere, İhanet edenlere haddini bildirecek misiniz? Ezanımızı ıslıklayıp Kürdistan çağrısı yapanları sandığa gömecek misiniz? Milli bekamıza sahip ve arka çıkacak mısınız? Belaya sur çekip Çankırı'nın başından defedecek misiniz? İşte aradığımız cevap budur. Çankırı'ya yakışan da budur. Çankırılı diz çökmez, millete, zillete tamam demez, CHP'yi, ipi, HDP'yi öne katıp kaçtığı yere kadar kovalar. Korkuları bundandır, telaşları bu yüzdendir. İftiralarının ve izansızlıklarının altında yatan asıl neden de budur. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Zillet İttifakı'nın yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız yalana, dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ipine, HDP'sine karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı en samimi ve en saf duygularla mukaddesatına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır. Cumhur İttifakı tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır. Bu ittifak binlerce sene önce Orhun'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Nitekim Cumhur İttifakı Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar işbirlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir. Hem vallahi hem billahi her adımızda da biraz daha kaçacaklardır. Her adımımıza saklanacak delik arayacaklardır. Zillet ittifakına tahammül edemeyiz. Cumhurla cumhuriyetin kucaklaşmasına ket vuramayız. Cumhur İttifakı daha mutlu, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına ilerleyiştir. Beka ve birlik içinde hayatın hedefidir. Sabahla devam edelim.
En ahlaki yol çekilmesi. MHP lideri Bahçeli'den CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a çağrı geldi. Partini ve seçimi rahatlatmak için ayrıl dedi. Tartışmaya muhatap olan kişi Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın sonucuna kadar ben adaylıktan çekildim demeli. Partisini ve seçimi rahatlatmak, gerginliği azaltmak için çekilmesi en ahlaki yol. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl. Ve CHP bu adayı nasıl sindirecek dedi. Mansur Yavaş vergi vermemek için mi sözleşme yapmadı? Yavaş sahte senetle alacak takibi yapmıştır ve Yargıtay'da ceza kesinleşmiştir. Ortada bir iftira değil gerçek var denildi ve Kılıçdaroğlu ve ittifakın diğer mensupları niye sessiz? CHP bu adayla devam etmeyi nasıl içine sindirecek? CHP'de FETÖ'cü adaylar var. Başkan Erdoğan ezan ve bayrak düşmanları kendilerine yeni bir çatı buldu dedi. Emniyet kemeri takıldı değildi. Sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka'dan bahsedilmiş yine. İzmir'deki kazada hayatını kaybetti. Yağışlı yolda savrulan araçtaki Zafer Çıka emniyet kemeri takılı olmadığı için yola fırladı ve dün de yaşamını yitirdi. Bunun adı dehşet. Rabia K. erkek arkadaşı Emre Çiçek'ten ayrılmak istedi. Cani sürprizim var diyerek buluştuğu genç kıza falçatayla işkence yaptı. Öldü sanıp küçük çekmece gölünün kenarına atıyor Çiçek. Babasının ihbarıyla yakalandı. Polis bir çuvalda kanlar içinde bulduğu Rabia'yı neyse ki yaşadığı onca vahşete rağmen kurtardı. Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çöpten ekmek toplayan vatandaş yalanını Aysun Demir'in "O kadın benim" açıklamalarına rağmen sürdürdü. TV'de "O kadını bulduk" açıklama yapacaktı ama yoksulluğu teşhir etmek istemedik diyen Kılıçdaroğlu'na seslenen Demir, "Daha önce bu kadar yalan görmedim" demiş efendim. Sabahtan ayrıntıları aktardık. Son ulusal gazetemiz akşamdaki bir başlıklara bakalım bir kez daha. Demet Akbağ'ın acı günden bahsediliyor. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazasında hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takılı olmayan Çıka'nın ön camdan fırladığı da belirlendi. Ve Kandil'i belediyeye taşıyorlar dedi Başkan Erdoğan. HDP ve FETÖ'nün CHP listelerinden seçime aday soktuğunu belirterek bunlar seçilince kime çalışacak diye sordu. 600 bin dolar neyin bedeli denildi. AK Partili Çelik, CHP Ankara adayı Mansur Yavaş'ın iftirasına cevap verdi ve iki kritik soru sordu. 600 bin dolar ne içindi, vergiden mi kaçtın dedi. MHP lideri Bahçeli ise Yavaş'a çekilme çağrısında bulundu az önce de. Aktarmış olduğumuz gibi metroda ise internet ücretsiz olacak. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Yıldırım akıllı şehir metroda ücretsiz internet sözü verdi. Nöbetçi noter 6 Nisan'da görev başında efendim. Adalet Bakanı Gül nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca da hizmet verecekler. PKK Mardin'i böyle ele geçirdi. Kayyum atanan eski HDP'li belediyelerden Mardin'de olanlar PKK'nın nasıl sızdığının kanıtı soruşturma raporu her şeyi anlatıyor. Danimarkalı DAEŞ'li yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Danimarka ve Danimarka vatandaşı kadın terörist AA Bursa'da yakalandı. Danimarka makamları gerekli bilgilerin emniyete verildiğinde söylediler. Rabia'yı bu hale getiren yaratık bu demiş Akşam gazetesi. 25 yaşındaki Rabia Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan benzeri bir vahşetten mucize eseri neyse ki kurtuldu. Evet, akşamdan da ayrıntıları aktardık sizlere. Haberimize devam edelim bir kez daha. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra partisinin kent merkezindeki il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Akşener burada gazetecilere yaptığı açıklamada yerel seçimler nedeniyle il ve ilçelerde yaptıkları propaganda faaliyetleri çerçevesinde Erzurum'da bulunduklarını söyledi. 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimlerinde Erzurum'un Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Bu seçimler, 31 Mart'ta yapılacak bu seçimler yerel seçimdir. Yani Erzurum'u, ilçelerini yönetecek adayları seçeceksiniz. Bu insanların, bu adayların başta Mahmut Başkanım olmak üzere hangi siyasi partiden aday olurlarsa olsunlar, projelerinin, hizmet anlayışlarının ve Erzurum'a yapacakları hizmetlerin yarıştığı, rekabet ettiği bir seçim olması gerekirken Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyor gibiyiz. Benim değerli kardeşlerimden ricamdır, istirhamımdır. Allah aşkına siz tepelerde siyasetçilerin oluşturduğu bu
ayrıştırıcı dile prim vermeyin. 1 Nisan'dan sonra elbette Mahmut Başkan'ın kazanmasını çok istiyorum ve Mahmut Başkan'ın da kazanacağına inanıyorum. Mahmut Başkanım 99'da sizlerin tercihiyle belediye başkanı seçildi. Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Bundan sonra dün yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da teminatıdır. Çalmayacaktır, çaldırmayacaktır. Yandaşlara kayırmacılık yapmayacaktır. Akrabalarını bir yerlere getirmeyecektir. Hukuksuz, adaletsiz davranmayacaktır. İsraf etmeyecektir. Ve maalesef Erzurum'umuzla ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin mecliste gündeme getirdiği pek çok vahim eksiklik var. Bu İyi Parti olarak bunlara dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bizim açımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız kardeşimizdir. Candan ileridirler. Bu bir rekabettir. Hizmetin yarıştığı bir rekabettir. Elbette İyi Parti'nin adaylarına ve başta Mahmut Başkan olmak üzere bizim adaylarımıza Erzurumlu kardeşlerimin oyunu istemek, onun teveccühünü istemek için buradayım. Ama bunu yaparken başka alanlara iftira atmanın, sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir Türkiye olduğumuzu, bir ülke olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum. Partisinin Erzurum Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Keşke adayların, belediye başkan adaylarının projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı, onlar üzerinden rekabet olsaydı. Samimiyetle bir şey söylüyorum. Şuradan gelirken gördüm. Ya her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de bir iki tanesine ayıp olmasın diye asmışlar. Ama zaten hiç asılması bile gerekmiyordu. Ben seçilmeyeceğim ki. Mahmut Uykusuz seçilecek. Yanında kuş yoktu, ben vardım. Sen zora düştüğün zaman başka bir siyasi partide olmama rağmen demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında duran bendim. Şimdi beni hapsettirmeye çalışıyorsun. Yapmayın ya, şu yuvlanıyor, dertleşir. Bak adamın istediğine uyuyorsunuz. Niye yuvlayacağınız? Gereğini yapın, çekin kulağı bırakın. Allah Allah, çekin kulağı bırakın. Şimdi sonuç itibariyle ne olacak? Bak televizyonda dedi ya, benden için. Ve yüzünde böyle yaptı. O benim ne olduğumu iyi bilir. Doğru, çok iyi bilirim. Gerçekten iyi bilirim, onun için ne yapacağını söyleyeyim. Çektiniz mi kulağı? Çektiniz. Mahmut Uykusuz'la Canan'cım seçildi mi? Seçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında CHP ve İYİ Parti HDP'ye ve onun arkasındaki PKK'ya sarılmıştır dedi. Türkiye'de çok sayılan ibadet yerleri var. Biz işte Akdamar'da Ermeni Kilisesi'ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul'da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Bulgaristan, Bulgar Kilisesi var, Ortodoks Kilisesi, Demir Lise dediğimiz, onu restore ettik, açtık. Edirne'de sinagog aynı şekilde restore edildi, açıldı, ibadete açıldı. Biz kendimize güveniyoruz, inancımıza güveniyoruz, herkesin inancına da saygı duyuyoruz. Ne demek camilere böyle pervasızca girmek? Ya Avrupa'da da camilere saldırılar var işte, görüyorsunuz. Kimler yapıyor bunu? Bir, o ülkedeki ırkçılar, aşırı sağdaki ırkçılar ve İslam düşmanları yapıyor. İki, PKK yapıyor. Zaten PKK da İslam düşmanı, Türkiye düşmanı. Yani Türkiye'deki herkesin düşmanı. Kürt, Türk, Laz, Çerkez fark etmez.
O PKK ile şimdi ittifak yapanlar kim? Zillet ittifakı. Yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka neden zillet ittifakı diyoruz? Onlar da bir ittifak kurdukları için değil. Herkes kurabilir demokrasi. Herkes seçimlere ayrı da gidebilir. Ve bu imkanları sağlayan yasal düzenlemeleri de anayasa değişikliği dahi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte yaptı. Birlikte referanduma götürdük. Halkımız destekledi. Biz demokrasiye inanıyoruz. Ama demokrasilerde terör yoktur. Bugün suya düşen yılana sarılır misali Cumhuriyet Halk Partisi ve İP HDP'ye ve onun arkasındaki PKK'ya sarılmıştır. Biz bunları söyleyince efendim siz bize terörist diyorsunuz. Yok. Biz size terörist demiyoruz. Ha Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde teröristlerin cenazesine gidenler var yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde DHKPC'liler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı adaylarını da HDP dolayısıyla ya da doğrudan PKK ve CHP beraber belirlemiş. O da doğru. İzmir dahil. Çünkü Çukur eylemlerinde İzmir'den oraya destek veren bir kişidir o zaman da. Kahraman askerlerimiz ve polisimiz o hainlerle mücadele ederken sizinle dayanışma içindeyim diye İzmir'den mesaj gönderen bir tiptir. Şimdi anladınız mı Cumhur İttifakı'nın önemini hanımefendiler? Anlatıyor musunuz bunu? Ama bu millet onlara geçit vermeyecek. Ve nerede olursa olsun o teröristlerin inşallah bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerde gerekeni yaptıysak sınırın ötesinde de nasıl Afrin'de ve Fırat Kalkanı'nda yaptıysak Fırat'ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Ve Netanyahu gibi, İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasınlar. Herkes sussa Türkiye susmaz. Bizler susmayız. Afyonkarahisar'ın tanıtımı için 2018 yılında basılan almanakların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün deposunda bekletilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Basımı yapılan almanağın Afyon Belediyesi'ne bile gönderilmediği de ortaya çıktı. Geçen yıl birincisi yapılan Afyonkarahisar 1. Frig Foto Fest ile ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce hazırlanan almanağın uzunca bir süredir depoda bekletildiği öğrenildi. ...2018 yılında basılan almanakların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün deposunda bekletildiğini öğrenen vatandaşlar... ...İl Müdürü Mehmet Taner'a tepki gösterdiler. Almanak turşusu iyi olmaz Müdür Bey, o kadar masraf edilmiş, neden depoda bekletiyorsun? Dağıt da Afyonkarahisar'ın tanıtımı, reklamı olsun dediler. Basımı yapılan almanağın Afyonkarahisar Belediyesi'ne bile gönderilmediği öğrenildi. Size mi baksın? Kültür ve turizm zenginliği açısından tüm Türkiye'deki illerin başına gelen Afyonkarahisar maalesef yeterli ölçüde tanıtılamıyor. Görevi Afyonkarahisar'ı tanıtmak olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başında bu işi layıkıyla yerine getirebilecek yöneticiler olmadığı için tanıtım konusunda maalesef mecburi bypasslar yapılmak zorunda kalınıyor. Yıllardır Afyonkarahisar bu konuda makus talihini bir türlü yenemiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başına konusunda uzman isimler yerine siyasi torpiller ile yerleştirildiği iddia edilen müdürler nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine atanan kişinin en az birkaç yabancı dili bilmesi, başında bulunduğu yerelerin tüm özelliklerini herkesten iyi bilmesi ve konusunda uzman kişi olması gerekirken, son yıllarda siyasi torpillerle bu kadronun doldurulduğuna dikkat çeken bazı ilgililer, bu tür görevlendirmelerde siyasiler devreye girmemelidir. Onlar devreye girdikleri zaman işte böyle oluyor. İşi ehline verin düsturu maalesef işi bizim adama verene evrilmiş durumda. Afyonkarahisar'ın hali bunu en güzel örnektir. Benim arkamda falanca milletvekili var diyerek övünmek yerine yaptığı işi referans göstermek daha şık olanıdır dediler. Afyonkarahisar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandığı günden itibaren adı çeşitli skandallar ile anılan Müdür Mehmet Taner göreve başladığı andan itibaren uygulamalarıyla tepki çekmişti.
Makam aracıyla müdürlüğünün bazı üst düzey görevlilerine servis yaptırtan Müdür Taner'in mesleki yetersizliği nedeniyle valinin il turizm ofisini kurduğuna dikkat çekiliyor. Son olarak 2018 yılında yapılan 1. Frick Fotofest Almanağı'nın belirtilen miktarda basıldığı iddia edilmesine rağmen dağıtımının az miktarda yapılması soru işaretlerine neden oldu. Almanağın kaç adet basıldığının, kaç liraya mal edildiğinin ve kaç adedinin nerelere dağıtıldığının belirsiz olduğuna dikkat çekilirken, ilgililer 2018 yılında basıldığı belirtilen almanakların neden depoda bekletildiğinin ve bu konuda gündeme gelmesinin ardından parça parça bazı yerlere gönderilmesinin soruşturulması gerekir. Valilik olarak bu konunun üzerine gidilmelidir. Bu almanaklar Afyon'un tanıtımı için yapıldığına göre depoda bekletilmesinin amacı nedir? Afyonkarahisar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevinde bulunan kişi, Afyonkarahisar'ın tanıtımına neden engel olmaktadır dediler. Bu arada bastırılan almanaklardan Afyonkarahisar Belediyesi'ne bile gönderilmediği öğrenildi. Size mi baksın? Evet, şimdi iş yeri ve büro egzersizlerimizin ve VTR'sini sizlerle buluşturalım. Sonrasında kapanışımızda burada olacağız. Merhaba sevgili izleyiciler. Büro ve ofis egzersizlerine hoş geldiniz. Bugünkü hareketimiz diz eklemine yönelik. Hareketlerimize başlayalım. Nevzat Hocam. Birinci hareketimiz bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Dizlerimi birleştirmeye çalışıyorum. Açıyoruz ve kapatıyoruz. Hareketimizi çok yavaş bir şekilde yapıyoruz. Kalça hizasına kadar açıyorum, omuz genişliğinde açıyorum, daha sonra kapatıyorum. Çok yavaş bir şekilde hareketleri yapıyoruz. Kapatırken 5 saniye bekletiyoruz, tekrar açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, ikinci hareketimiz. Ellerimi dizlerimin içine doğru yerleştiriyorum. Dizlerimizi kapatıyoruz. Ellerimizle direnç gösteriyoruz. Yani ellerimle dizlerimi ittirmeye çalışıyorum. Dizlerimle basınç uygulayarak harekete direnç gösteriyorum. Evet, 5'er saniye bekletiyoruz. Bunları 10 tekrar yapabiliriz. Dediğim gibi 10 tekrar 3 set şeklinde bu çalışmaları yapabilirsiniz. Önceki programlarda ifade etmiştik. Yeterli hocam. Şimdi dizlerimizi kapattık. Ellerimle dizlerimi yan tarafına bastırıyorum, direnç uyguluyorum. Basınca karşı da dizlerimi açmaya çalışıyorum. 5'er saniye tutalım. Evet, tekrar yapıyoruz hareketi. Ellerimizle bastırıyoruz, basınç uyguluyoruz. Dizlerimizle de açmaya çalışıyoruz. Kuvvetlendirme hareketlerini gerçekleştiriyoruz. Güzel, yeterli. Bir sonraki hareketimiz... Bacağımı kalça hizasında tam bir olacak şekilde açıyorum. Evet, parmak ucumu ileriye doğru uzattım, aşağıya doğru indiriyorum. Bu hareketleri yavaş yapıyoruz diz eklemine zarar vermemek açısından. Evet, aşağıya doğru indirdim. Tekrar parmak ucumu ileriye uzatabilirim. Plantar kas grubu, evet, eklem grubu. Evet, devam ettik. Diğer bacağa geçtik. Aynı hareketi burada tekrarlıyoruz. Öne doğru uzattım, indirdim. Öne doğru uzattık, kalça hizasını aldık. Parmak ucunu öne doğru uzattık. Hareketi tamamladık. Bir kez daha yapalım. Evet, yeterli. Bir sonraki hareketimiz. Bacağımı yine kalça hizasını aldım. Ayak bileğini ve parmak ucunu hareket ettireceğim. Öne ve geriye doğru gerdiriyorum ve serbest bırakıyorum. Öne tam açıyla uzatıyorum. Geriye doğru tam açıyla çekiyorum. Evet, bu hareketleri 10'ar tekrar yapabilirsiniz. Bir sonraki hareketimiz diğer bacağımızda devam ediyoruz. Kalça hizasını kaldırdım. Ayak bileğinden öne tam uzatıyorum ve tekrar geriye doğru çekiyorum. Evet, güzel, yeterli hocam. Evet, bugünkü hareketlerimiz bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, yarın haftanın son iş gününde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.
Etin baharatla buluştuğu doyumsuz tat, kalite ve lezzetiyle hafızalara kazınan marka Cumhuriyet Sucukları Kanal 3'te sabah programını sundu.